Elbiseleri şöyle düzelteyim. Burada çok güzel elbiseler var. Merhaba. Burası tamam. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben şöyle klasik tarzda bir elbise arıyorum da iş toplantısında giyebileceğim şekilde. Öyle mi? Tabii efendim. Size hemen bir parça göstereyim. Buradakiler günlük. Bu olmaz. İşte bu. Şu elbiseye ne dersiniz? Klasik tarzda ve aynı zamanda da sport bir elbise. Hem günlük hayatınızda kullanabilirsiniz hem de işte. Evet, güzelmiş ama bu çok renkli. Peki efendim, bir de şu tarafa bakalım lütfen. Buyurun buyurun. Tamam, geliyorum. Şu da fena değilmiş ama yok, bu değil. Size gösterebileceğim burada birkaç parça daha var. Merhaba. Çok özür dilerim efendim. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben klasik siyah düz bir elbise arıyorum. Klasik siyah düz bir elbise. Size göre bir parça var efendim. Bu değil. İşte burada. Kusura bakmayın efendim, tek başımayım da şunu bir gösterip geliyorum. Ama. Efendim bu nasıl? Hey! İşte benim tam da aradığım elbise bu. Evet, ben bu elbiseyi beğendim. Ben de beğendim. Ama hanımlar, maalesef ki elimizde bu elbiseden sadece bir tane var. Tamam, o halde o elbiseyi ben alıyorum çünkü ilk ben geldim. Bir saniye. Elbiseyi beyefendi bana gösterdi. O yüzden elbiseyi ben alıyorum. Ama ilk önce beyefendi benimle ilgileniyordu. Tamam, elbiseyi de direkt bana gösterdi. Ama benim çok daha o elbiseye ihtiyacım var çünkü önemli bir iş toplantısında giyeceğim. Öyle mi, benim de bir iş toplantısında giyeceğim bir elbise olacak o? Beyefendi. Eyvah. Hanımlar, keşke elimden bir şey gelebilse ama bu elbiseden sadece bir tane var. Şöyle yapsak, nasıl yapsak? Buldum. Bu elbisenin bedeli 36. Hanginiz olursa o olacak herhalde, değil mi? Evet, benim bedenim 36, ben alıyorum. Hey, benim de bedenim 36, ben alıyorum. Hanımefendi, ilk ben geldim. Neden kabul etmek istemiyorsunuz? Ama elbiseyi bana gösterdi. Siz neden anlamak istemiyorsunuz? Bırakır mısınız? Siz bırakın lütfen. Ama elbise de 36, beden benim bedenim. Benim de bedenim. Bırakın diyorum size. Elbise bende kaldı. Ben alıyorum. Buna asla izin vermem. Bırak o elbiseyi. Ya neden bırakacakmışım? Sen bırak. Ya ama ben almalıyım o elbiseyi. Anlatsalar inanmam. İki kadın bir elbise için kavga ediyor. Hey hanımlar, durun. Bırakın lütfen. Toplantıda en şık ben olacağım. Hayır ben. Bırak dedim. Elbise yırtıldı. Yaptığınızı beğendiniz mi? Neyse, ben de zaten siyah bir elbise vardı. Siz alabilirsiniz. Yırtık bir elbiseyi neden alayım ki? Başka mağazaya bakacağım. Hey, durun, nereye gidiyorsunuz? Bu elbise yırtıldı. Bunu ben artık satamam ki. Ücretini ödemeniz gerek. Doğru ya, elbise de yırtıldı. Hanımefendi yırttığı için o ödeyecek. Hiç de bile, siz yırttınız, siz ödeyeceksiniz. Of, çattık resmen. Hanımefendiler, maalesef ne siz ne de siz. Bu elbiseyi ikiniz de yırttınız. Kabul edin lütfen. Tabii o elbiseyi biraz böyle ben asılınca. ben de tutunca, bırakmayınca. Elbise de yırtılmış oldu tabii. Beyefendi haklı. Şöyle yapabiliriz isterseniz. Yarı yarıya ödeyelim elbiseyi, ne dersiniz? Tamam, olur. Evet, biz yarı yarıya ödeyeceğiz.
Ha, şöyle lütfen gelin kasa şu tarafta. Öf. Of, o iş görüşmesinde çok şık olmalıydım. Pardon, siz nerede iş görüşmesine gidecektiniz? Barbie Hava Yolları. Kabin görevlisi olarak mı? Evet. Aynı iş görüşmesine gidecekmişiz. İyi ki de elbiseyi almamışız, yoksa pişti olacakmışız. Kesinlikle. Hadi gelin. Size buradan sonra bir kahve ısmarlamak isterim. Tabii.